Böylece Zeytinburnu'nun bende iki hatırası var. Biri kokulu hatıra, biri dersli hatıra. Şimdiki Zeytinburnu çok genişti. O zamanlar öyleydi efendim. Ondan sonra tabii ben çok gittim Zeytinburnu'na. Her yıl Haziran ayında Merkez Efendi şenlikleri yapılıyor. Ve Zeytinburnu'ndaki tarihi eserleri Zeytinburnu Belediyesi Kültür Müdürlüğü bir hafta boyunca gezdiriyor. Araba tahsis ediyor. Belli saatlerde başlanıyor sabahında. Akşam 4'e kadar, 5'e kadar neyse. Ne kadar tarihi eser varsa kiliselerde dahil, türbelerde dahil, efendim panorama müzesi de dahil çok güzel bir gezi oluyor. 3 yıldır hatta 4 yıldır Mingayri Haddin bu gezilerin rehberliğini de bana yaptırdıkları için efendim orayı sevmeye başladım. Bir de rahmetli arkadaşım vardı. Makam, mekanı cennet olsun. Şair olacağı yazışı muhabbetimiz iyi olduğu için, o da Zeytinburnu'na doldurduğu için efendim sık sık beni davet ederdi oraya. Giderdim. Sevmeye başladım Zeytinburnu'nu. Mesela Merkez Efendi'nin hemen bitişiğinde bir Abdülbaki Paşa türbesi var. Şimdi orayı belediye ne olarak kullanıyor? Neyhane. Çayhane. Neyhane. Sakın meyhane anlamayın. Ney yükleniyor? Neyhane. Orada ney meşgul ediyorlar. Çay, kahve, her şey var. Ve tarihi bir mekan, böyle kubbeli. İçinizde bir ferahlık giriyor böyle deyince. Burası Abdülbaki Paşa Türbesi. İniş. Abdülbaki Paşa defterdar olarak çalışan bir zat. Sanırım ya 16 ya da 17. yüzyılda Merkez Efendi Hazretlerine bağlıymış. Onun tarikatine mensupmuş. Vefat edince ona türbesine komşu olmak istiyorum, yakın olmak istiyorum diye vasiyet etmiş. Türbesini oraya yaptırmış. Ama hayattayken yaptırmış yani türbesini vefat etmeden önce. Gelmiş bakmış ki türbe bitince kubbesi Merkez Efendi'nin kubbesinden daha yüksek olmuş. Değil mi? Bu terbiyeye adaba aykırıdır efendim. Vazgeçmiş oraya gömülmekten. Orayı kütüphane olarak yaptırmış. Kendisi hemen yanı başında minnacık bir haziresi vardır. Bahçesi orada metfondur. Şimdi oraya gidip oturmayı, orada kahve içmeyi, kısa bir sohbet yapmayı ben çok severim. Sohbet yapmadan oturmayı da severim. O zaman da kendimle sohbet yapıyorum. Bir meşhur batılı yazarın kitabı var, Kendimle Konuşmalar diye. Güzel bir kitaptır o. İnsan kendisiyle konuşur mu? Kendisiyle iyi konuşamayan başkasıyla iyi konuşamazsın. Yalnız gezmeyi, yalnız oturmayı, yalnız sohbet etmeyi, yani kendimle sohbet etmeyi, bir itirafta bulunayım, ben çok severim. Kendimle bile yalnız oturmayı severim. İçimden geçirme inşallah tanıdık çıkma şimdi. Gelecek yanım oturacak, yüzümüzü konuşacak, benim hoşuma gidecek. Evet, çok geliyor başıma. Mümkün olduğu kadar gözden uzak yerine oturmaya çalışıyorum, mümkün yapılıyor. Ya hocam amma çimdirsin, hayır. Bırak canım, hiç kendimize vakit ayıramıyoruz. Evet, iş yerinde amirin esiriyiz. Evde hanımın esiriyiz. Askerde komutanın esiriyiz. Şurada bunun esiri. Kendimize arayacak vaktimiz yok. Hep askerlik yapıyoruz zaten. Onun için baş başa kaldığımız zamanımız çok az. Sizin öyle değil mi Allah aşkına? Nefis muhasebesi. İnsan kendi kendine baş başa kalsın. Değil mi benim? Bunun sırrını söyleyeyim size yani. Yalnız kalmaya çalışın. Kitabı bir daha söyler misin? Kendisiyle? Kendimle baş başa. Gerçi kendimle konuşmalar. Şu yazarını hatırlayamıyorum ama bu isimle belki bulunabilir. Efendim. Orada tek başıma da çok oturmuşluğum vardı ama illaki bir tanıdık çıkar beni gelir bu sohbet olmuş. Neyse geçelim. Zeytinburnu hakikaten tarihi bir yer. Mesela orada ne var efendim? Kazlı Çeşme var. Kazlı Çeşme, Ördekli Çeşme, efendim böyle Meyvalı Çeşme, Aynalı Çeşme, Ayrılık Çeşmesi, Alman Çeşmesi, İstanbul'da bir sürü çeşmeler var. Çeşitli isim Kazlı Çeşme. Niye Kazlı Çeşme demiş? Gidince görürsünüz. Ben gittim görüyorum. Kaz resmi, resim demeyelim ama ne diyeyim? Kabartma. Evet, kaz resmi. Niye acaba?
Şimdi Mayıs ayı geliyor, sıcak günler başlayacak. Fatih Sultan Mehmet'in askerleri 53 gündür İstanbul'u kuşatıyorlar. Kan, ter, yorgunluk, sıcaklık, açlık, susuzluk. Asker artık yorulmuş, perişan olmuş. Efendim su sıkıntısı başlamış. Efendim su arıyorlar, bulamıyorlar. Yeniçeri ağası bakmış ki bir noktada, bugünkü o çeşmenin bulunduğu noktada 4-5 tane kaz su içer gibi bir iş yapıyorlar. Gagalarını, ağaçlı çiçeklerini otların arasına sokup sokup çıkarıyorlar böyle. Şüpheleniyor, geliyor, bakıyor ki hakikaten orada bir sızıntı var. Yahu burada herhalde su var demiş, eştirmiş, kuyu kazdırmış ve su çıkmış oradan. İşte o çeşmeyi yaptırmışlar. Bulunmasına, keşfedilmesine kazların rehberlik yaptığı çeşme anlamında Kazlı Çeşme denilmiş. Üzerinde bir kaz resmi çizmişler, kabartması yapmışlar. Kazlı Çeşme denilmesinin sebebi budur. Bu yakınlarda o kazı o yerinden söküp çaldılar, götürdüler. İdi. Şimdi belediye aslında bunu tekrar yaptırdı. Ama ikinci kaz olduğunu kitabenin taşların rengiyle yeni yapılmış kazın renginden anlarsınız. Aslında uygun ama. Yani kitabenin musluğunu söküyor, kitabesini söküyor, resmini söküyor. Eski karakollar. Evet, değil mi? Bomboş oralar şimdi. O zaman tabii dericiler vardı. 67'den beri biliyorum. Eyvallah. Kazlı Çeşme'nin hikayesi bu arkadaşlar. Çok şimdi güzel. Kazlı Çeşme'ye gelmeden önce bir türbe var orada, bir Evliya Allah'tan bir zat var. Kim o? Fatih Sultan Mehmet Han. Kim? İsmi ne? Daha seyirciğim zaman gitmedi, daha işimiz var. 2 saat burada sonucu saat. Saadet bana kızıyor ama neyse, zamanları bırakacağım, merak etmez. Derya Ali Baba Türbesi. Derya Ali Baba. Ali Baba masalını bilirsiniz de Ali Baba türbesini bilmezsiniz ha. Derya ne demek? Deniz. Niye derya denmiş bu zata? Bu zat Fatih Sultan Mehmet'in subaşısı. Ne diyoruz onlara tarihimizde? Saka. Saka. Su dağıtan, su veren demektir. Nitekim Saki sözü de oradan gelir. Su dağıtan ismi fail. Saki medesson. Canım saki deyince hemen aklınıza şarabı getirmeyin. Her şeyin sakili yapılır. Meşrubatını yapılmıyor mu? Suyu dağıtan saki değil mi? Ya cennette sakiliği kim yapacak? Huriler. Kim? Huriler. Yok yok. Kim? Hazreti Ali Efendimiz. Ehli cennete. Tabii ya. Aklımı bir menkıbe getirdim. Hazreti Ali deyince radıyallahu anh. Hazreti Ali Efendimiz. Evet. Hoca Efendi'nin biri camide vaaz ederken sözü cennete ve Hazreti Ali Efendimiz'e getirmiş. Demiş ki ey cemaat, yarın Cennet-i Âlâ'da Hazreti Ali Efendimiz ehli cennete, cennettekilere Kevser şarabı dağıtacak. Lakin demiş. Şimdi lakin var ya. An şart ki demiş. Yani şu şartlarla ki 10 tane madde saymış. Cennete girip de o Hazreti Ali Efendimiz'in dağıtacağı Kevser şarabından içmek için. Bir, hayatı boyunca bir vakit namazını dahi geçirmemiş olacak. İki, asla kumar oynamamış olacak. Üç, iğne ucu kadar dahi içki içmemiş olacak. Dört, şu olacak. Beş, bu olacak. Altı, şu olacak deyince cemaatin içinde nasılsa o gün gelmiş bir Bektaşi babası varmış. Ayağa kalkmış demiş ki İmam Ali kendin doldur kendin iç. Bu şartlarda cennete memlete gidemezmiş.
Bu bir fıkradır tabii. Ama burada Bektaşi'nin de bir mesajı vardır. Hoca Efendi'ye diyor ki, hocam lütfen çok fazla da zorlaştırma. Peki hocanın dedikleri doğru değil mi? O ayrı konu. Doğrudur tabii. Ama müjdeleyici olduğunuz hadisini de unutmayalım. Bunlar böyle zatlardır. Merkez Efendiler, Seyyid İnsanlar, Sündür Efendiler. Efendim. Ben yetiştim işte Gönelli Mehmet Efendi de günümüzün Merkez Efendisi'ydi. Bütün vaazlarında, hutbelerinde bizi cennete sokar, tekrar çıkarmazlar. Sokar çıkar değil mi? Cennete giren daha çıkar mı? Yani böyle müjdeleyici vaazlar yapardı. Mesaj olur, yoksa fıkrayı yanlış anlamayın. Ben çok korkarım yanlış anlaşılmaktan. Demin adını andım, benden dua istiyor. Rahmetli Olcay'ın bir sözü vardı. Derdi ki bana, hoca hoca beni bir kişi anladı, o da yanlış anladı dedi. Dikkatli dinleyen yanlış anlamaz bir, iyi niyetli olan yanlış anlamaz iki. Bu iki özelliğe sahip olmayan en doğru da yanlış anlar. Ben buna su derim, o katran diyor. Su işte. Gördün mü? Yanlış anlamıyor. Derya Ali Baba. Saka, Saka. Fatih'in sakası. Fetih esnasında askerlere su dağıtıyor. Su sıkıntısı çekilmiş yine. Su sıkıntısı. Fatih'in canı sıkılmış. Nerede bu saka başı? Bana çabuk getirin demiş. Niye askerin su ihtiyacını gidermiyorsun? Ondan sonra efendim su var demiş. Nerede su var? Yok. Ondan sonra derhal su temin edeceksin yoksa kellen gider. Ondan sonra, su var padişahım. Lütfen bakın demiş. Arkasında bir kırba varmış. Kırba. Deriden yapılmış şey. Şimdi su doldurulup dağıtılıyor. Bak bakayım demiş. Fatih merak etmiş şöyle, kırbadan boğazından ağzından içeri bakmış, bir deniz görmüş kırbanın içinde. Ha, o zaman bu keramet sahibi, onu sakabaşı olarak, o zamana kadar sakabaşı değilmiş, görevlendirmiş. İşte o suyu orada bulduğu için ona da Derya Ali Baba diyorlar. Vefat ettiğinde oraya gömülmüştür. Türbesi bugün ziyarete açık. Hatta türbesinde suya işaret olmak üzere şeyler var böyle. Efendim, ne derler ona? Su taşımak için bir takım kaplar var. Derya Ali Baba. Bu demin sözünü ettiğim tezverdi dedi efendinin türbesinde de su güğümleri vardır. Bazı türbelerde var bunlar. Ve İstanbul halkı tarafından şöyle inanılır. Bunlar işte sabahleyin kalkıyorlarmış, abdest alıp sabah namazını yapıp geri gidiyorlarmış. Abdest alması için. Bak gidin bana inanıyorsan, şimdi sohbetten sonra gidin bakın. Takunya da var. Su da var orada. Evet. Ha olur mu olmaz mı onu bana sormayın. Orasında ben karışamam. Evet. Kırklar karışılıyor. Efendim. Ha, orada tarihi eseri olarak işte Kazlı Çeşme, Derya Ali Baba türbesi. Bir de efendim. Evet. Oraya geleceğim. Şimdi kapı mevlevi yani. Şimdi anlatmak bir saat süre. Ne yapacağız? Arada seyit tünan hazırlıkları var. El aceletü mineşşeytan ettevenni minerrahman. Önce mi anlatacağım? İki tane cami var orada. Ufak, tarihi iki cami. Meydanda kaldı şimdi ikisi de. Kazlı Çeşme'ye yakın. Ne bu camiler? İsimleri ne? Birisi Fatih Sultan Mehmet'in camisi. Fatih camisi. Birisi dördüncü Murad'ın yaptırdığı cami. Bir de Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın camisi var. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın bizim burada tarihi binası var. Hangi bina o? Hemen şu asilerde. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Kutbal tesbih, kutbal kitap satış kısmı var. Fetihçe Niyeti. İstanbul Fetihçe Niyeti. Orada Merzifonlu'nun. Şu içinde oturduğumuz bina kimin? Ya bunu da bilmeyin bari. Köprülü Mehmet Paşa. Bu Köprülü Mehmet Paşa. İyice bakın diyor. Kütüphanesi var. Nerede? Hemen aşağıda. Orada değil, şurada. Orada oluyor. Yani, hayır, bunları karıştırmayalım. Bu Köprülü, Köprülü Mehmet Paşa. Kütüphanesi olan Köprülü, bu Köprülü Mehmet Paşa'nın oğlu Fazıl Ahmet Paşa. İsmi öyle ya. Köprülü Mehmet Paşa ismiydi. Yani okul yazılığı bile yok. Ama Fazıl Ahmet Paşa'nın büyük bir alim olduğunu ve çok kitap meraklısı olduğunu biliyoruz. Onun için kütüphanesini kurmuş. Bu çok yaşadı bu paşamızdan. Dersem 90'ı buldum. Fazıl Ahmet Paşa herhalde 47'sinde vefat etti.
Evet, kısa biliyoruz. Allah'a hükmediş. Köprü, yandaki yatan zatlar da Köprülü sülalesinden gelen kimseler. En dip köşede son Köprülü yatıyor. Profesör Fuat Köprülü. En köşede. 50'li yılların Demokrat Parti zamanında Dışişleri Bakanlığı yaptı. Ama biz onu siyaset adamı değil, ilim adamı olarak biliyoruz. Hakikaten Türkiyat sahasında muazzam bir alimdir. Yani uluslararası şöhrete sahip Profesör Fuat Köprülü. Köprülü zaten Fuat diye eskiler. Efendim, bu camiler var yine o bölgede tarihi eser olarak. Tabii ki manevi sultanları olarak Derya Ali Baba gibi işte en önemli şahsiyet orada Merkez Efendi ve Seyyid Nizam Hazretleri. Seyyid Nizam Hazretleri Nakşi tarikatının ileri gelenlerinden ve Saadat'tan, yani Seyyid zannedersem 27. kuşakta Efendimizin torunlarından oluyor. Evliyaullah'tan bir zat, kerametleri görülmüş. Efendim, arkadaşlarıyla hacca giderken yolda demiş ki daha 10 günlük mesafe olmuş hacca varmaya gitmeye. Şöyle bir başınızı kaldırın da bakın bakalım demiş. Yukarı bakmışlar, Kabe'yi görmüşler. Allah Allah, Allah'ın ne veli kulları var, Kabe'yi ayağımıza getirmiş diye söylemişlerdir. Kerametlerinden biri olarak bu anlatılır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda da efendim Seyyid Nizam Hazretleri'nin zuhur ettiği çatışmaların en şiddetli zamanında orada bizim askerlere yardımcı olduğunu o caminin imamı olan zat anlatmıştı. Hatta bir yüzbaşı Kıbrıs Barış Harekatı sona geldikten sonra buraya gelmiş, kendisini görmüş o savaş esnasında. İstanbul'a gelirsen beni ziyaret edersin demiş o yüzbaşıya. Yüzbaşı da gelmiş büyük bir merakla. Orada bazı kimselere sormuş, ben demiş Seyyid Nizam'ı arıyorum, evini bana bir tarif edin demiş. Hı hı. Onlar demişler, iyi kardeşim o yüzyıllar önce yaşadı demiş. Ya oğlum bana göründü demiş. Anlasana İstanbul'a gelirsen beni ziyaret et. Ha, adam anlamış, tamam demiş, türbesini göstermiş. Caminin içindedir türbesi. Seyyid Nizam Camisi'nin içinde. Efendim, şimdi tabii yıkıldı. Yeni bir cami yapıldı hemen yanlış. Onlar da tekrarla çok güzel. Yüksel Bey'in, Aydın Yüksel Bey'in yaptığı çok nefis bir cami hemen yanında gidici orayı göreceksiniz. İçerisi tabii türbe caminin içerisinde. Geçen sene orada ben tabii az önce de söylediğim gibi geziler yaptırırken oraya da oluyorduk grubumuzla. Benim adetimdir bir mevzuyu anlatırken biraz ayrıntılı anlatırım ki akıllarında kalsın diye. Haliyle camiye de sokuyorduk tabii. Oturun diyorum insanlara böyle. Efendim, anlatıyorum işte. Seyyid Nizam Hazretleri budur, türbesi budur, buna lahit derler, buna kuvşi derler, yandaki şahsiyetler şudur, şurada doğmuştur, işte Bağdat'ta doğdu, Yavuz Sultan Selim zamanında İstanbul'a geldi, Yavuz Sultan Selim kendisini çok severmiş, anlatıyorum. Efendim, yine bir gün böyle anlattım. Çıkışta bir tatsızlık oldu. Orada görevli değil de belki oraya devamlı gidip gelenlerden birisi ya dedi sen dedi bu insanları buraya sokuyorsun dedi. Bu kadınları madınlar böyle bir girip dedi rahatsız ediyorlar insanları dedi bu büyük zatları dedi bu kıyafet miyafet bir iki tane böyle tasarruflu giyinmiş hanım vardı. Onları kastederek efendim böyle bir tatsızlık oldu. Ben tabi yaptığının yanlış olduğunu söylediysem de bir türlü ikna olmadı. Hatta iki kız vardı geziye katılan. Onlar girmediler içeri, dışarıda bizi bekliyorlar. Bu hadiseyi görünce, hocam biz başımıza geleceği tahmin ettik de onun için girmedik dediler. Ha şimdi bana sorarsanız tabii onların da cami adalarına uyup girmesi, onu dinlemesi gerekirdi. Bu gezilere katılanlar aklınızda olsun. Türbelere girilecek, camilere girilecek gezi. Bunlar sıkıntı olur mu? Onun için hanımlar biraz böyle hazırlıklı, tertipli gelirse iyi olur. Böyle bir şey oldu ama ben o adamın yaptığı yanlıştı çünkü. Çünkü bizim yaptığımız yanlış dahi olsa onun metodu daha yanlıştı. Böyle öfkeli bir vaziyette böyle bir şey de oldu. Öfkeli geldi başıma. Bu sene Haziran'da da yine o gezide olacak. Bakalım o Efe Naşerif ne çıkacak mı karşımıza. Neyse. Efendim. Kanuni Sultan Süleyman devrinde vefat ediyor.
Bağdatlı bir ailede dünyaya geliyor. Dediğim gibi Yavuz zamanında İstanbul'a geliyor. Post-Nişan Nakşi tarikatının efendim vefat ettiği zaman cenaze namazını Merkez Efendi kıldırıyor. Çok kalabalık bir cemaat. Hani cenaze defnedildikten sonra telkin mi diyeceğiz ona, talkın mı? Hoca Efendi kabrin başında durur, telkinde bulunur ya. Telkin esnasında Seyyid Nizam Hazretleri'nin mezarından şöyle bir ses duymuş Merkez Efendi. Seyyid Nizam demiş ki, hoca boşuna uğraşma, ben cevabımı verdim, sen cevabını kendin hazırla demiş. Çok meşhur bir ya. Gelelim Merkez Efendi'ye. Merkez Efendi, İstanbul'un merkezi şahsiyetlerindendir. İstanbul'un merkezi neresi? Sultanahmet. Hayır, ona uç. İstanbul'un ortası demek. Merkez nere? Bir işin merkezi. Şehzadebaşı. Evet. Bu maddi manadaki merkezi. Manevi manadaki merkezi, merkezi şahsiyetlerin olduğu her yer Merkez Efendi'dir. Ve hepsinin ayrı güzelliği var. Şimdi bahar geldi. Şöyle bir Yahya Efendi'ye gitsek de o yokuşu tırmanırken tatlı tatlı terler akıtsanız, tamam mı? Yahya Efendi'ye gitsek, Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşine bir selam versek, gelin ben sizi kestireyim. Orada Yahya Efendi'nin Hızır Aleyhisselam'la röportaj yaptığı yer de var, biliyor musunuz? Görüşme yaptığı. Ben o yeri biliyorum. Kanuni sıkıştırmış Yahya Efendi'yi. Bana bak demiş, bu Hızır'la ben de burada görüştür demiş, buluştur demiş. Olmuş. Yahya Efendi bir meseleden kızmış. Aralarında biraz şey vardır böyle, hafif yolla. Buluşturmuş hocam, patlılarını buluşturmuş hocam. Sonra, başka, ben mekanlarda söylüyorum. Şimdi oraları o gözle seyredeceksiniz, temaşa. Şimdi şeyden çıktı orası, tamirattan da çıktı. Çok güzel. Tam da güzel zamanı. Şimdi iki yer güzel, ikisi ilgili çıktı tamirattan. Biri oran, biri de Galata Mevlevi Hanesi tam zamanı. Çiçekler açtı. Pırıl pırıl etraf. Evet. Ankara bir Hazretleri orada, Şeyh Galip orada, Esrar Dede orada, Leyla Hanım orada, İbrahim Müteferrika orada. Hepsi orada. Nur Osmani Camii de çok güzel. Hepsi güzel, hepsi. Nereye anlatayım ben İstanbul'u? Hepsi. Hepsi ayrı güzel. Yahya Efendi'ye gitmek lazım. Biz hocamla gittik geçen ama Yahya Efendi'ye değil, vakit olmadığı için oraya gidemedik. Rumeli Hisar'ın mezarlığına gittik. Aşiyan. Burada eserini okuyup duruyoruz. Muhsin Hoşan da tabii meraklandı. Hüseyin Masraf Efendi'yi ziyarete gidelim dedi. Ondan sonra ben kabrini daha önce bir iki defa gittiğim için biliyordum ama yine de tereddüt ettim. Efendim, kabristana yaklaşınca şöyle girişte sağda duvara yakın bir yerde olduğunu biliyorum. Şöyle böyle biraz vücudumun şeklini de değiştirerek sözüm ona aramaya başladım. Muhsin Hoşan dedi ki, köpek gibi koku aldın galiba dedi. Evet dedim, ben bu Allah dostlarının köpeğiyim yani. Ondan sonra kelbiyim dedim yani. Ashab-ı Kehf'in köpeği değil mi cennete girecekler? Ne diyor Necip Fazıl Üstadımız? Ben sonsuzluk kervanın arkasında seke seke giden topal köpeğim. Necip Fazıl gibi enesine düşkün bir insan bile sonsuzluk kervanında kendisini böyle telakki ediyorsa ben de hayda hayliyle. İçeri girdik, tam da dediğim yerdeymiş Hüseyin Masraf Efendi'yi bulduk. Tabi başkalarını da gezdik. Yahya Kemal orada. Evet. Gittik, ziyaret ettik. Efendim, Orhan Veli de orada. Şiirini de yazmışlar Yahya Kemal'in mezarına. Tanpınar orada. Münevver Ayaşlı orada. Profesör İlmi Ziya Ülken orada. Daha bir çok bir şey var. Tam da mevsimi çiçekler de açmış. Aşiyan. Epey ahbabımız var orada. Evet. Tabii tabii. Evvel giden ahbaba selam olsun erenler.
evvel gidenler sonra gelecekleri bir an evvel gelsinler diye bekliyorlar. Haberiniz olsun. Evet, içimizde gitme iştiyakı varsa tamam, korku yok artık. Kaçarsam üzerinize gelir. Evham da böyledir. Kaçtıkça gelir. Sen üzerine gittin, gelmez. Bu öbür taraf korkusu da böyledir. O korkuyu yenmeye çalışıyorum ben. Nasıl yeneceğiz? Allah korkusu yani. Allah'tan korkan hiçbir şeyden korkmasın. O kadar. Sadece Allah korkusu mı? Allah sevgisiyle. Ne diyor Akif'imiz korku için? Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır fazilet hissi insanda Allah korkusundanmış. Akif büyük adam tabi. Akif'in mezarı nerede? Edirne. Ya. Oraya da gitmek lazım. Yanında baban Sade Ahmet Naim, bir tarafında Süleyman Nazir, az ilerisinde meşhur Muaddin Cevdet, biraz daha ilerisinde Akif'in can dostu Hasan Basri Şantay, onun yanında Abdülaziz Mecdit Olun, Cemal Öğüt, evet, Hacı Cemal Öğüt, annesi Hikmet Anne, kızı Hikmet Annemiz. Hep oradalar değil mi? Sen iyi bilirsin Hikmet Anne'yi. O iyi. Evvelinden, şunu birisi söylesen. Evvel giden ahbaba, selam olsun. Öyle değil, makamıyla. Bak, yok mu işimizde musiki şinas? Evet. Buna bir ihtiyacımız var. Evet. Merkez Efendi, Kanuni Sultan Süleyman döneminin İstanbul evliyalarının en önemlilerinden biridir. Merkez Efendi denmesiyle alakalı birkaç rivayet var ise de bunların en meşhur şöyle. Kendisi biliyorsunuz Sümbül Efendi'nin talebesi, halifesi. Efendim Sümbül Efendi bir gün müritlerine, talebelerine demiş ki farz-ı muhal, böyle bir şey olmaz ama olduğunu kabul edelim. Cenab-ı Hak size bir yetki verse ve dese ki bu kainatı siz baştan yaratacaksınız. Nasıl yaratırdınız? Müritlerden her birisi fikir beyan etmiş. Biri demiş ben dağları şöyle yaratırdım. Biri demiş ben denizleri böyle yaratırdım. Biri demiş işte ırmakları şöyle yaratırdım. Her birisi bir şey söylemiş. Sıra Merkez Efendi'ye gelmiş ama o zamana kadar adı Merkez Efendi değil tabii. Musa Musbahiddin Efendi. Musa demiş sen nasıl yaratırdın Sümbül Efendi sormuş. Musa Musbahiddin Efendi hocam demiş. Allah bu kainatı öyle mükemmel, öyle muhteşem, öyle muazzam yaratmış ki ben hiçbir şeye dokunmazdım, hepsini merkezinde bırakırdım demiş. İşte ondan sonra Musa Musbahiddin adı Merkez Efendi'ye dönüşmüş. Merkez Efendi ünvanıdır, lakabı. Ama bu lakapla meşhur olmuş. Musa Musbahiddin diye kimse bilmiyor. Asıl adı bozuk. İkinci bir rivayet de kısa bir rivayet şöyle. Sümbül Efendi'nin dergahının etrafında dua veya zikir veya bir sohbet esnasında böyle büyük bir gürültü, bir ses meydana gelmiş. Sümbül Efendi demiş ki yahu demiş talebelere ne diyorsunuz demiş. Hızır'a bir selam geldi dışarıda demiş. Müritlerin hepsi süratle dışarı çıkmışlar, kendisini terk etmişler odayı, dergahı neyse. Musa Musbahiddin Efendi hala yerinde oturuyormuş. Musbahiddin, bütün arkadaşlarım gitti, sen niye bekliyorsun? Hızır geldi. Musa Musbahiddin Efendi demiş ki, efendim benim Hızır'ım da merkezim de sensin demiş. Bağlılık, hakikatte bağlılık şarttır. Ondan sonra adı Merkez Efendi olmuş. Türbeye girerken solda bir sarnıç var, su. Şifa su diyebilir. Orası Merkez Efendi'nin çilehanesidir. Biliyorsunuz dervişler çileye girer 40 gün. O hücre gibi dar bir orada bir parça ekmek, bir iki zeytin, çile şekerleri, her post